mutlu akşamlar. Takvimler Ağustos ayının 31'ini gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi. Burada millete seslenen Erdoğan, Giresun ilinde selden zarar gören afetzedeler için müjdelerini bir bir sıraladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sel felaketinin yaşandığı bölgeye ilişkin bilgiler aldı. Dereli ilçesinde millete seslenen Erdoğan, esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek dedi. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, burası esnaflarımız için çok önemli. Tüm esnaflarımıza yapılan çalışmayla 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMP aracılığıyla hibe olarak verilecektir. Yani bu ne demektir? TESKOMP bu parayı esnaf kardeşlerimin hesabına yatırıyor ve esnaf kardeşlerimiz de bütün ihtiyaçlarını vesaire bununla karşılama imkanını bulacak. Bunun ödemesi yok. Erdoğan sözlerinin devamında Giresun ilinde selden zarar gören afetzedeler için müjdelerini bir bir sıraladı. Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Belediyelerin İl banka olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir. Afetten zarar gören tüm belediyelere altyapı çalışmaları için İl Bank tarafından 25 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım tarihini bir hafta öne çekmiş ve alım noktası sayısını artırmıştır. Üreticilerimizin ödemeleri aynı hafta içerisinde yapılmaktadır. Balık yetiştiricilerimize 8 bin adet kırmızı benekli alabalık hibe olarak dağıtılmıştır. Orköy destekleri kapsamında toplam 5 milyon liralık hibe verilecektir. 2020 sonuna kadar Giresun iline özel hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan tehdit almak istemiyoruz dedi. Bu dere yataklarını da ıslah edeceğiz ha. Çünkü oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım yapacağız. İnşa ise inşa yapacağız. İhya ise ihya onu da yapacağız. Ama bizim derdimiz benim Derelili kardeşim, benim Doğankentli kardeşim, Yağlıdereli kardeşim, Espiyeli kardeşim velhasıl hepsi gerçekten modern konutlarda, modern dükkan ve mağazalarda yerini bulsun. İnşallah altyapı çalışmalarını en güzel şekilde yapacağız. Altyapıyla beraber inşallah burada birkaç köprüyü de yıkıp buralarda gayet güzel kemer köprü inşa edeceğiz. Ve böylece bu köprülerle de işi sağlama alacağız. Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak üzere yola çıkan jandarma aracının menfeze düşmesi sonucu 3 jandarma personeli şehit olmuştu. Dünse jandarma uzman çavuş Aykut Variyenli'nin naaşına ulaşıldı. Şehit Variyenli için tören düzenlendi, ardından memleketi Adana'ya uğrandı.
Giresun'da meydana gelen selde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradaki törene şehidin kardeşi Jandarma Assubay Üst Çavuş Ahmet Variyenli ve bazı yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'le diğer ilgililer ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından 7 Mayıs 1989 doğumlu şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehidin tabutuna cenaze nakil aracına taşınırken bakanlar, kurum, Soylu ve Pakdemirli de omuz verdi. Şehidin naaşı daha sonra Ordu Giresun Havalimanı'ndan toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı. Koronavirüsle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili güncel verileri açıkladı. 30 Ağustos Pazar gününün tablosuna göre 42 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6.326 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı. Son bir gün içinde 42 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 6.326 oldu. Dün toplam 91.302 test yapılırken 1.482 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 268.546'ya yükseldi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 7.028.390'a ulaştığı ifade edildi. Dün iyileşen 1027 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 243.839'a yükseldi. Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatüre oranının %7,5, toplam ağır hasta sayısının 945 olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. Düne göre daha az test talebi oldu ancak buna rağmen 1482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi. İlçe esnafıyla görüşen Pakdemirli, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, taleplerini dinledi. Pakdemirli ziyareti sırasında afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Selde fındığı zarar gören 65 yaşındaki Fatma Kuşluğan'la bir süre görüşen Pakdemirli, ne kadar zararım varsa karşılayacağız, söz veriyorum, 100 ocağın kadar fındığını vereceğiz dedi. İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı devam ediyor. Vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerini boşaltmayı sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle saat 9'da başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı. Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Dersler uzaktan eğitimle sabah 9'da başladı.
2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Çocuklar ilk derslerine girdiler. Ancak pandemi nedeniyle ilk ders uzaktan eğitim sistemiyle başladı. 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimle devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Ankara'da Muazzez Karaçay İlkokulu'nda öğretmenlerle saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Selçuk ilk ders zilini burada çaldı. Çocuklarımız için burada öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle hazır. TRT televizyonunda ders programlarımız hazır. Hepsini ilan ettik ve ulaştırdık. İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulunduğunu ifade eden Selçuk, risk varsa biz yokuz dedi. İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor bize ve bir öğretmenimizle beraber bir canlı sınıfa bağlandık az önce. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. Yani bana öyle mesajlar veriyorlar ki, hani açın artık gibi bir bağırtı duydum oradan. Sonra kimdi o diye sordum çocuklara. Öğretmenimiz de çocuklarımız da birbirlerine gerçekten büyük bir özlem taşıyorlar. Ama hep söylediğimiz şey şu: risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. Uzaktan başlayalım dedik ve böyle de devam edeceğiz. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'den sonra Eğitim Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze başlayacağı ifade edildi. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili biliyorsunuz gerekli süreçlerle sürüyor. Ticaret Odası 26. Meslek Komitesi Sanayiciler, İmalatçılar ve İhracatçılar Komitesi Başkanı Cem Şen Öçak, 2020 yılı fındık hasadından beklentilerini TV52 Haber'e anlattı. Ticaret Odası 26. Meslek Komitesi Sanayiciler, İmalatçılar ve İhracatçılar Komitesi Başkanı Cem Şen Öçak, 2020 yılı fındık hasadından beklentilerini TV52 Haber'e anlattı. Cem Şen Öçak, geçen yılın fındık sezonunun iyi geçtiğini hatırlatarak rekor bir ihracat sezonunun yapıldığını söyledi. Fındıkla ilgili geçen yıl iyi bir sezon geçirdi ülkemiz. Aslında rekolte iyi bir rekolteydi geçen yıl bizde Türkiye'de. Ancak dünyada fındık eksik olduğu için ve Amerika-Çin ilişkilerinde bozuk olduğu için ülkemiz iyi bir ihracat sezonu tamamladı. Rekor bir ihracat yani bizim ülkemiz açısından. Dediğim gibi bunda dünyada fındığın eksik olması, diğer emtiaların pahalı olması, Amerika-Çin ilişkilerinin de gerilmesi ülkemizin fındık ihracatına yaradı. Bu geçen yıl için güzel bir dönemdi. 2020 yılının başında kuru yemişlere talebin çok olduğunu vurgulayan Cem Şen Ocak, pandemi döneminin fındık tüketimine etkisinin olduğunu belirtti. Bu yıl başında da içinde olduğumuz 2019 sezonu için pandemi ilk başlarda kuru yemişlere çok fazla bir talebi oluşturdu. İlk başlarda pandemiden dolayı insanlar kuru yemiş, çikolata, püsküye saldırdılar. Bu da bir dönem bir artısı oldu ama sonradan dengelendi. Yani şöyle düşünün, evine aldı adam fazla fındığı veya kuru yemişi ilk önce. Ondan sonra onu tüketirken de normal alışını yavaşlattı. Sonradan dengelendi ama bir dönem başlangıçta pandeminin bir artısı oldu fındık tüketimine. Bu yılki rekortenin geçen seneye göre daha az olduğunu kaydeden Cem Şen Ocak, Ordu'nun rekortesinin geçen seneki rekorteye yakın olmasının sevindirici olduğuna değindi. Bu yıl rekorte geçen yıla göre dünyada da Türkiye'de de daha az bir rekolte. Ancak burada sevindirici taraf Ordu ilimizde rekolte bütün diğer üretici illere ve dünyadaki ülkelere göre geçen yıla daha yakın bir rekoltemiz var. Bu da şu anlama geliyor. Yani dünyada fındık öyle çok bol bir fındık olmadığı için
Fındık fiyatları, TMO'da rutin eğer alımlarında, ödemelerinde bir aksaklık yapmazsa bu fındık rahatlıkla satılabilecek bir fındık bu sene için. Cemşen Ocak, üreticilerin piyasaya fındığı dengeli indirdikleri için fiyatta geri düşmemesine sebep olacağını ifade etti. Vatandaşımız da fındığını zaten sezon başladı. Dengeli indiriyor. Bu da fiyatların düşmemesine sebep olacaktır. Yani bu sene fındık fiyatları düşmeyecektir. Ama ne olur ileride? Tabii onun üzerinde birçok etken vardır. Yani ileride şu olur, bu olur demek için birçok etken var ki uzun bir konu. Ama öncelikle ben şunu görüyorum, tahmin ediyorum. Tabii bu bir tahmin. Dengeli bir piyasa. Çiftçimiz fındığını dengeli bir şekilde indiriyor. Dünyada fındık eksik. Dünyada fındık eksik olduğu için bizim Ordu'nun bu sene şanslı bir ilimizin avantajlı bir durumu var. Şen Ocak, dünyada fındık eksikliği olduğu için gelirin artacağını belirtti. Üreticilerin ürünlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Biliyorsunuz ilimiz, ben Ordu Giresun hiç ayırmam, her sohbetimizde de bunu konuşuruz. Ordu ve Giresun sadece fındıkla geçinen iki il. Onun için yani diğer bölgeler bize göre çok daha avantajlı. Düz ovalarda birçok ürün yetişebiliyor. Bizim için önemli olan Ordu ve Giresun'un gelirinin iyi olması fındıkta. Tek fındıkla geçiniyor ve miras yoluyla bölünmüş bahçeler, verimden düşmüş bahçeler. Vatandaşımız da fındığın son dönemde fiyatlarının iyi olmasından dolayı bakımını da artırdı ki bu çok önemli bir konu. Bu konuda da vilayetimizin, belediyemizin, bizlerin yaptığı çalışmalar var. Çiftçimiz kesinlikle ürününe sahip çıkmalı, ürününü daha iyi tarım uygulamalı. Devletimiz de inşallah üzerinde olan, fındığın üzerinde olan, bahçesine bakana daha fazla, iyi tarım uygulayana daha fazla destek vermeli. Fındık toplandı, patoza verildi. Boş durmamak lazım deyip kendini tekrar bahçeye atan üreticiler var. Peki ne yapıyorlar? Başak yapıyorlar. Geride kalan fındık çürümesin, gelir kapısı olsun, ülkeye de faydası olsun diye. İşte başaktan görüntüler. Fındıklar hasat edildi, harmana atıldı. Patozdan geçirildi, sıra geldi başak zamanına. Peki nedir başak yapmak? Kısaca fındık toplandıktan sonra bahçede kalan, gözden kaçan fındıkları arama çalışması. Fındığımızı topladık, kaldırdık, sattık. Şimdi artık başak etme zamanı. Günde bir veya iki teneke başak edebiliyoruz. Kimi kendi bahçesinde, kimi izin dahilinde girdiği bahçelerden başak yapıyor. Fındık toplarcasına kilolarca başak bulanlar da yok değil. Ancak vakit alan bir durum. Her başak bir hayalle başlar. Hedef doğrultusunda bel bükülür yere. Akşam olsun diye bekler kimi. Kimi de büyük gayret içine girer, vakit yetmez. Başakçı üzerine türküler de yazılmış. Dalda fındık kalmasın, başakçı fındığı almasın diye sürer gider. Fındık toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın. Üreticiler fındığın bahçede kalıp çürümesindense başakla bir gelir kapısı daha açmayı tercih ediyor. Ekonomik sıkıntıdan dolayı ek iş olarak başa gidiyoruz. Çekebilirsin. Bırakan, bu fındıkları bırakan bahçe sahibinden de Allah razı olsun. Fakir insanlar sebeplensin diye bırakmışlar. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın. Teknoloji tasarım öğretmeni olan Derya Çelenk, Ordu'ya olan tutkusunu 19 ilçeyi gezerek ve her ilçe için ayrı ayrı kısa filmler çekerek Ordu'yu ve güzelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyor. Ordu'nun 19 ilçesini tek tek gezerek her ilçenin bütün güzelliklerini kayda alan, sosyal medyada Gölköy Kızı olarak tanınan teknoloji tasarım öğretmeni Derya Çelenk, Ordu'nun bütün ilçeleri için ayrı ayrı kısa filmler yapıyor. İstanbul'da yaşayan bir Ordulu aşığı olarak
güzel olgumun güzelliklerini tanıtmak amaçlı güzellik proje başlattı. Bu projede memleketimin dillere destan olan derelerini, göllerini, şelalelerini, yaylalarını tanıtmak amacıyla 19 ilçemizi tek tek gezerek her ilçemiz için ayrı ayrı kısa filmler oluşturmaktayım. Ordu'nun güzelliklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmayı amaçlayan Derya Çelenk, Ordu'nun yaylaları, dereleri ve birçok tarihi yerleri gezerek fotoğraf çekiyor ve videoyu alıyor. Öte yandan birçok yetkili kişilerin de bulunduğu bu videolarda oraların hikayelerini birinci ağızdan dinliyor. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu arada çok sağ olun. Karadenizimizin yoluyla, ağzıyla, Argan Yaylası. Argan Yaylası'ndayız. 1650 rakımlı Argan Yaylası. Evet, arkamızda Akkuş'un kuşbaşı görünümü var. Zaten mesul ediliyorsunuz, kültür ve eğitim noktası ön plana çıkıyor. Bundan bizim öğrenciliğimizde 25-30 yıl önce o eğitim seviyesi, okuma yazmamanın birinci sıradaydı. Bu videolar ve Derya Çelenk sayesinde de gurbetteki vatandaşların bir nebze de olsa özlemleri dinleyecek. Altın fiyatları yükselişini sürdürürken vatandaşlar yatırım amaçlı altın almak için kuyumculara akın ediyor. Uzun süredir devam eden yükselişte en önemli neden olarak korona salgını gösteriliyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 464 lira seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatlarında son haftalarda görülen hızlı yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı 464 dolayında bulunuyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Altın son 2-3 haftadır sabit bir şekilde ilerliyor. 450-460 civarında. Bu haftayı da aynı şekilde başlangıç yaptık. Bu haftada böyle çok bir büyük bir düşüş veya artış beklemiyoruz aslında. Pandemi sürecinin devamında pandeminin ilerleyişine göre fiyatlar da ona göre değişebilir. Yani olumlu bir gelişme olursa belki biraz daha geri gelebilir ama çok büyük bir beklenti şu anda yok. Kuyumcu Yusuf Yıldırım, yarım gram altın satışlarının daha çok arttığını söyledi. Şimdi fiyatların artmasıyla tabii doğal olarak gram altın, yarım gram altın satışları biraz daha arttı. Çeyrek gram soranlar oluyor. Tabii doğal olarak tüketici için fiyatlar yüksek geliyor. Buna ben de katılıyorum. Ama şu anki fiyatlar belki ilerleyen dönemlerde daha da artabilir. Kıyı balıkçılarının avlanmak için denize attıkları ağlarına takılan hamsiler yüz güldürdü. Kasalar dolusu hamsiyle limana gelen kıyı balıkçılarının avladığı hamsi tezgahlarda kilogramı 30 liradan satışa sunuldu. Tavuk bir yana, hamsi bir yana. Denizin en lezzetli balıklarından sofralarımızın baş tacı hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Tezgahlarda yerini alan hamsinin kilosu 30 liradan satışa sunuluyor. Bu hamsi zamansız. Var hamsimiz, bak görüyorsunuz, hamsi var tezgahta. Zamansız hamsi şu anda 30 lira 25 lira tezgahlarda. Balıkçı Cemil Türkmen hamsi olan talebin her zamanki gibi yerinde olduğunu belirtti. Süre içinde biliyorsunuz av yasağı vardı. Biz hazır mevcut işte ufak kayıkların tutmuş olduğu balıklarla veya havuz balıklarıyla bu zamana kadar geldik ama iyi miydi diyeceksin? Normaldi. Çok iyi değildi işler. Normaldi. Yani vatandaş yine de bir şeyler yemek zorunda. Pandemi de olsa, şey de olsa insanlar beslenmek zorunda. Onun için biraz pahalıydı ama vatandaş bir alacaktı, yarım aldı, iki alacaktı, bir aldı. O şekilde idare edildi. Kurban Bayramı sonrası derin dondurucuların kırmızı etle dolması kasapların işlerinin durgunlaşmasına neden oldu. Kırmızı etin beslenmedeki önem saydıkça bitmiyor. Sofraların en değerli protein kaynaklarından biri. Kansızlığı önlüyor, bedeni canlı tutuyor. Bunun yanı sıra zihinsel gelişimde oldukça etkili. Kasap Sedat Şengül, Kurban Bayramı sonrası ve fındık sezonunun gelmesiyle beraber kırmızı et satışlarının düştüğünü söyledi. Kurban Bayramı ve fındık ikisi bir arada olduğu için bir düşüş var. Bir düşüş var. O yüzden çok iyi diyemeyiz, çok kötü de diyemeyiz.
Şengül, 1 Eylül itibariyle başlayacak olan balık sezonunun et satışlarını etkileyeceğini sözlerine ekledi. Kasaplar için iyi olmaz, balıkçılar için iyi olur. Yani kasaplar için fiyatlar düşecek yani. Fiyatlar düşmese bile satış düşecek yani. Dolayısıyla fiyatları da etkileyecek. Satışlar düştü kurbandan sonra, bizi yalnız bırakmasınlar. Kas hastası 16 aylık Demirali bebeğin gen tedavisi olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tedavisi için 2.4 milyon dolar gerekiyor. Demirali'nin annesi avukat Ezgi Karabayraktar açıklama yaparak herkesin yardımlarını bekliyoruz dedi. 10.000'de bir görülen SMA hastalığına yakalanan 16 aylık Demirali hayata tutunabilmek için destek bekliyor. Ordu'da avukat Ezgi ve avukat İbrahim Bayraktar çiftinin spinal musküler atrofi tip 1 hastası olan çocukları Demirali'nin sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Demirali'nin annesi Ezgi Karabayraktar ve babası İbrahim Bayraktar sosyal medya üzerinden Demirali için bir bağış kampanyası başlattı. Be Hope for Demirali adlı Instagram hesabımızda şu anda Demirali için yürüttüğümüz bir kampanya var. Çoğu insan bunu duymuştur diye tahmin ediyorum. Şu anda kampanyamız çok güzel gidiyor sizlerin desteği sayesinde. Demirali kısa zamanda 130 bin euro gibi bir rakama ulaştı. TV 52 habere konuşan anne Ezgi Karabayraktar, Ordulu vatandaşları Demirali'ye destek vermeye devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Ama önümüzde daha toplamamız gereken yani 1 milyon eurodan daha fazla bir rakam var. Ama ben inanıyorum ki dünya üzerinde 210 bin insan var Demirali yaşasın diye bir bebeğin hayatını kurtarmak için 10 euro bağışlayabilecek. Dolayısıyla ben buradan bütün orada halkını Demirali'ye destek vermeye devam etmeye çağırıyorum. Bizi hem Instagram hem Facebook hem Twitter hesaplarımıza takip edip paylaşarak daha fazla yardımsever insana ulaşmamıza destek olsunlar diyorum. Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası golf sporuna hazırlanıyor. Yaylada golf alanı oluşturmak için Türkiye Golf Federasyonu tarafından inceleme yapıldı. Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası golf sporuna hazırlanıyor. Yaylada golf alanı oluşturmak için Türkiye Golf Federasyonu tarafından inceleme yapıldı. Konuyla ilgili Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç bilgi verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 2018 yılında Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan'ın golf sporu için girişimde bulunduğunu anlattı. Öncelikle Aybastı Belediye Başkanımız Sayın Beytullah Gençtan'ın 2018 yılında orada bir golf girişimi olmuştu. Bu doğrultuda da golf oynayan Aybastılı birisi yurt dışından geldiğinde Perşembe Yaylası'nda golf sporu bir nevi olsun başlamış oldu. Mustafa Genç, Perşembe Yaylası'na kalıcı bir tesis yapılmasını istediklerini aktardı. Tabii ki biz oraya kalıcı bir tesis istiyoruz. Yani sürekli golf eğitim veren bir alan olsun diye. Bu doğrultuda da Valimiz Sayın Tuncay Sonel'in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'in ve Aybastı Belediye Başkanımız Sayın Beytullah Gençtan'ın talebi var bu doğrultuda, desteği var. Federasyonla iletişime geçerek incelemelerde bulunulduğunu söyleyen Mustafa Genç, Perşembe Yaylası'nda kullanılmayan bir mezbahanenin olduğunu ve o mezbahaneyi tesis binası çevresinde golf tesis haline getireceklerinin altını çizdi. Bizler de Golf Federasyonu'yla iletişime geçtik ve Golf Federasyonu'nun örneğin Samsun'daki golf sahasına federasyon işletiyor. Oradan teknik ekipleri federasyon aracılığıyla Perşembe Yaylamıza getirdik. Alanı gezdik ve en son şuna karar verildi istişare halinde. Perşembe Yaylası'nda kullanılmayan atıl durumda bir mezbahane var. O mezbahane binasının onarılarak yeni bir bina yapmadan orayı golfçülerin kullanabileceği soyunma odası, dinlenme alanları ve ona yakın bir
tesis olarak tadilat geçirilecek. Yine önündeki 250 metrekare alan toplamda 400, 500, 600 metrekareye de çıkarılabiliyor. O alanda golf eğitim alanı olarak planladık. Bu doğrultuda şimdi teknik ekip bir çalışma yapıp proje getirecekler. Genç, Perşembe Yaylası'nın doğal yapısının bozulmayacağını kaydetti. Buradaki avantaj şu, doğal yapı kesinlikle bozulmayacak. Çünkü golf çimde oynanıyor. Hatta çimleri daha iyi bakılmış olacak alanın. Artı o bölge biraz daha böyle mezat bir durumdaydı. Orası canlanmış olacak, sahiplenilmiş olacak. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar birlikte olacağız. Ordu evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşilyaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Boutique Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın 0543 441 33 44. Ramadanlar, temelinde güven var. Giresun'da sağanak sonucu can kayıplarının yaşandığı 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri selin etkilendiği Dereli ile Yağlıdere ilçelerinde yaraları sarmak için altyapı temizlik ve heyelanlı noktalardaki çalışmalarını sürdürüyor. Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle can kayıpları, sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçe merkezinin silüetinin değiştiği afet sonrası birçok ilçe, köy ve mahallede ciddi hasarlar oluştu. Sel faciasının yaşanmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler'in talimatıyla bölgeye giden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, OSKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleriyle Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5000 kişilik mobil mutfak tırı bölgeye konuşlandırıldı. Sel afetinin yaşandığı ilk günden bu yana Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri selin açtığı izleri silmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler, selin vurduğu can kayıplarının yanı sıra ciddi hasarların meydana geldiği Giresun'un yaralarını saracaklarını söyledi. Sel afetinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Güler, Fen İşleri Dairemize bağlı 14 iş makinesi Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ise altyapısı zarar gören Dereli ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yine itfaiyemize bağlı arama kurtarma timleri, selde kaybolan askerlerimizi ve vatandaşları bulmak için ilk günden bu yana çalışma yürütüyor. Ayrıca Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki 5000 kişilik mobil mutfak tırımız vasıtasıyla her gün ilçe halkını sıcak çorbayla yemek dağıtımını sürdürüyoruz diye konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler, Giresun'da yaşanan felaketin izlerini ortadan kaldırmak için desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi. Bizi bu zor günlerimizde yalnız bırakmadığı için Ordu Büyükşehir Belediye'mize ve valimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Altınordu Belediyesi'nin altıda üstü kadar sağlam bir Altınordu parolasıyla şehir genelinde başlattığı altyapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karşıyaka Mahallesi'nde altyapı sil baştan yenilenen bölgeler sıcak asfaltla buluşturuldu. Eskiden burası bir batakhaneydi. Ormanlık gibi bir yerdi. Şimdi insanlar gelip geçemiyordu. Daha doğrusu korkudan yanaşamıyordu burada. Batakhane bir yerdi.
Şimdi cennete kavuştu yani. Sıcak asfaltına kavuştu. Sayın Belediye Başkanımızın sayesinde. Altınordu Belediyesi konforlu, standardı yüksek, daha yaşanılabilir bir şehir hedefiyle şehrin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla Altınordu'nun her yerini şantiyeye çevirdi. Daha önce burası asfalt değilken, altyapısı yokken ya her yağmur yağdığında buraları su basıyorduk. Yolun diğer tarafına geçemiyorduk. Şimdi asfalt yapılması, altyapının yapılmasıyla beraber sorun çözülmüş oluyor. Altınordu Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediyesi'nin altıda üstü kadar sağlam bir Altınordu parolasıyla şehir genelinde başlattığı altyapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehrin artan nüfusu ve konut alanlarının çoğalmasıyla yetersiz kalan ve ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı sebebiyle yıllardır her yağışta vatandaşlar için çileye dönüşen sorunlara bir bir neşter vuruluyor. Çok su doluyordu buraya, biliyorsunuz. Evet. İki sefer şahit oldum. Üçüncü de sağ olsun belediye başkanımız sizin sayenizde burayı bu duruma getirdik. Çok şükür Allah'a. Çok memnunuz. Allah razı olsun yani başkanımıza. Yani bu şeyi bize verdi. Bu güzelliği de verdi yani. Yaptı güzel. Şimdi daha güzel oldu. Önceden çamurdu. Evet, komple binaya giriyordu çamurumuz. Ama şimdi dünyada güzellik oldu yani. Çok teşekkür ederim başkanıma. Altınordu'nun yeni yapılaşma ve toplu konut alanlarıyla önemli merkezlerinden biri olan Karşıyaka Mahallesi'nde birçok toplu konut ve toplu yaşam alanlarının bulunduğu 973, 974, 978 ve 976 nolu sokaklarda yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin yağmur suyu taşkınlarından kaynaklı çilesi mutluluğa dönüştü. Altyapı çalışmaları biten sokaklar sıcak asfaltla buluşturuldu. Karşıyaka mahallemizin yıllardır çözülmeyen sorunu yağmur suyu giderlerin yapıldı. Asfaltımız yapıldı. Karşıyaka mahallesi 973 sokak, 974 sokak, 975 ve 978 sokaklar sıcak asfalta kavuşmuştur. Başta Sayın Belediye Başkanımız Aşkın Tören, Başkan Yardımcımız İsa İtaloğlu, teşekkür ederim mahallem adına. Altyapı çalışması çok güzel yapıldı Allah için. Giderler de sayı olarak, yani menfezler de sayı olarak hakikaten fazla sayıda. Yani su basmasını, sel olma durumunu engelleyecek nitelikte yani yapıldı. Altınordu Belediyesi'nin şehir genelinde devam eden altyapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, altyapısı güçlü bir şehir hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde bölgemizde yaşanan ve afete dönüşen aşırı yağışlara da dikkat çeken Başkan Tören, iklim değişiklikleri sebebiyle bölgemiz ve şehrimiz zaman zaman ani ve aşırı yağışların etkisinde kalıyor. Afete dönüşen aşırı yağışlarda altyapının ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Şehrimizin çeşitli bölgelerinde her yağışta çileye dönüşen yağmur suyu sorunlarına neşter vurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasında yaşanan altyapı sorunlarını bundan önce yaptığımız yatırımlarla asgariye indirdik. Çalışmalarımız insan odaklı sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile kesintisiz sürüyor. Yılların sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Hem sorunları çözüyor hem de şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Karşıyaka mahallemizde yaptığımız çalışmalarla sorunları çözülmüş altyapısı ve üst yapısı tamamen yenilenmiş ve sıcak asfalt konforuna kavuşmuş alanları hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Altınordumuza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun dedi. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Karadeniz bölgesindeki kestane ağaçlarından sağlanan yaklaşık 10 ton kestane çiçeği işlenerek çay haline getirilecek. Proje ilk olarak Artvin, Trabzon, Giresun, Samsun ve Ordu illerinde uygulanacak. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından hazırlanan proje kapsamında Karadeniz bölgesindeki kestane ağaçlarından sağlanan yaklaşık 10 ton kestane çiçeği işlenerek çay haline getirilecek. OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Ümit Serdar, kestane çiçeklerinden çay üretilmesinin ekonomik getirisinin olduğunu ve insan sağlığı açısından önem taşıdığını söyledi. Burada farklı kestane türleri ülkemizde yetişen Anadolu kestanesinden alında, Japon kestanesi, Çin kestanesi,
Avrupa Japon kestanesi melezleri, yine farklı kestane türlerinin karmaşık melezleri de mevcut. Dolayısıyla biz burada yörede, Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesine uygun, özellikle hastalıklara, zararlara dayanıklı, verimli, kaliteli çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da acaba kestanenin daha farklı kullanım alanları var mıdır, olabilir mi? Bu konuda çalışmalar yaptık ve kestane çiçeklerinden çay elde edilmesi konusunda bir düşünce doğdu. Türkiye'de kestane yetiştiriciliğinin Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yapıldığını, Akdeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde de doğal kestane ağaçları bulunduğuna işaret eden Profesör Doktor Ümit Serdar, hazırladıkları ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sundukları projeyle çiçeklenmesi sona eren kestane ağaçlarından yere düşen çiçek püsküllerinin toplanıp çay olarak işlenmesi ve insan sağlığı için kullanılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Esasen bu düşünce belki yaklaşık 10 yıl öncesinde Ege bölgesinde pazarlarda böyle bir kestane çiçeklerinin satıldığını görmüştüm. Ama acaba içilebilir mi falan diye düşünmüştük. Bu sene içtik, gayet de güzel, beğendik. Geçen sene ilk defa biz bunun çayını yaptık ve bu sene de gerçekten çok beğendik. Bunu hatta projesini yapalım dedik. Doğu Karadeniz ya da Karadeniz bölgesinde orman alanlarında özellikle zaten doğal tarım var, gübre yok, ilaç yok. Buradan çiçeklenme sonrası yere dökülen çiçek püsküllerini toplayıp bunu çay olarak değerlendirelim diye düşündük. Ve bu konuda bir proje hazırladık. Projemizi de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunduk. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam TV52 ekranlarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.